apar topar evinden götürülen insanlar, ardından gelen ölüm haberleri ve türlü türlü işkence iddiaları. Onlar yıllarca kaybolan eşleri, oğulları, babalarıyla ilgili bu iddialarla yaşadı. Şimdi ise sevdiklerinin uğradığı akıbeti belki de gözleriyle görebilecekler. Terörle mücadele ediliyor görüntüsü altında korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan kurduğu bir grupla yargısız infazlar yaptırmak. Albay Temizöz bu iddiayla 8 aydır tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır'da 6. kez hakim karşısına çıktı. Son duruşmaya müdahil avukatların bir talebi damgasını vurdu. Davanın cuma günkü duruşmasında müdahil avukatlar 5 taleplik bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Mahkeme tarafından kabul edilen dilekçedeki taleplerden biri sanık Tamer Atağan evinde bulunan bir video kasetle ilgili. Tamer Atağ'da bulunan video kaset daha önce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alınmış ancak teknik imkansızlık sebebiyle deşifre edilememişti. Müdahil avukatlar bu video kasetin TRT'ye gönderilerek incelenmesini istedi. Davanın tanıklarından Mehmet Nuri Binzet ifadesinde içinde infaz görüntüleri olan bir kasetin varlığından bahsetmişti. Atağ'ın evinde bulunan kasetin bu kaset olduğu tahmin ediliyor. Eğer kaset çözülebilir ve tahmin edildiği gibi içinden infaz görüntüleri çıkarsa dava oldukça farklı bir seyir kazanacak.